Beltane kanalı olarak bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte 53 kilometre uzaklıkta olan, yani arabanızla yaklaşık 1 saat uzaklıkta olan Esztergom Kalesi'nin olduğu yerdeyiz. Gördüğünüz gibi önünde herhangi bir otopark probleminin olmadığı, ancak Euro'nun veya Türk parasının geçmediği, kesinlikle bu ülkenin para birimiyle otopark ücretini ödeyebileceğiniz kaleyi gelin birlikte keşfedelim. Osmanlı Devleti'nin 1543-1595 ve 1605-1683 yılları arasında toplam 130 yıl bu topraklarda hüküm sürdüğünü ve bir dönem Macar Kralı'nın idare ve dini merkezi olan Esztergom Kalesi tüm ihtişamıyla günümüzde ayakta duruyor. Macarlar için ilk başkent ve kutsal bir dini merkez olan Esztergom Kalesi, Türkler için ise arkasından türkülere ve marşlara konu olan önemli bir yer. Esztergom Bazilikası 1001 yılında inşa edildiği bilinmekte, fakat 1543 yılında Macaristan'ın işgali sırasında tamamen yıkılmış, 1822 yılında aynı yere tekrardan inşası başlamış ve Bazilika 1869 yılında tekrardan kuşanarak burası açılmış. Kanuni Sultan Süleyman burayı fethettiğinde normalde Osmanlı Devleti'nin kurallarına göre Macaristan'da ya da herhangi bir ülkeyi nereye fethederseniz en büyük ibadethanesi camiye çevrilir. Ama Kanuni Sultan Süleyman bunu böyle yapmamış, burayı Macar halkına en büyük ibadethaneler olarak bağışlamıştır. Resimde gördüğünüz Kral Aziz Stepan 975-1038 yıllarında Esztergom şehrinde doğdu ve Macar Krallığı'nın ilk Hristiyan hükümdarı. Ve aynı zamanda burada 1000 yılında kurduğu başpiskoposluğun ilk başpiskoposu tarafından taç giydirildi. Ve aynı zamanda 1001 senesinde bu bazilikanın inşasını gerçekleştirdi. Şu an Esztergom Bazilikası'nın hemen yanında böyle bir makine var. Bir euromuzu içine atıp şunun gibi bir şey almayı umut ediyorum. Ne parası geldi? Evet, bu çıktı. Şu an Esztergom Kalesi'nin bir kulesinin üzerindeyim. Hemen Tuna Nehri'nin paralelinde kurulmuş olan Esztergom Kalesi, Tuna Nehri'nin öbür tarafı bugün Slovakya toprakları.
Bu taraf ise Macaristan toprakları. Şu an Macaristan topraklarında olan Estergom Kalesi'nin eşsiz manzarasını günün ilerleyen saatlerinde Slovakya topraklarından bu tarafa doğru bir kare yakalayacağız. Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahlığı döneminde ve 1543 yılında elimize geçen Estergom Kalesi Sancak Beyliği haline getirilerek Budin Beyler Beyliği'ne bağlanmış. Ancak kale bundan yaklaşık 50 yıl sonra Alman, Leh, Çek ve İtalyanlardan oluşan, hatta İspanyolluların da olduğu 80 bin kişilik bir Haçlı ordusu tarafından kuşatılmış. Bu sırada Estergom Kalesi'nde yalnızca 5 bin Türk askeri bulunuyordu. Durum gerçekten çok kötüydü. Yardım alma ihtimali yoktu. Düşmanın teslim olma teklifi Estergom muhafızı Kara Ali Bey tarafından kabul edilmedi. Kara Ali Bey ve yanındaki askerler, biz Rumeli gazileriyiz. Kelle veririz ancak kaleyi asla vermiyoruz diyorlardı. Bu inancı taşıyan er kişilerin savunduğu bu kale düşürmek elbette kolay olamazdı. Nitekim kuşatmanın uzaması düşman askerlerini yöneten kumandanları çılgına çevirdi ve askerlerini kırbaçlamaya başladılar. Bu durumu gören Kara Ali Bey yüksek bir sesle bağırdı. Şu melin kumandan yere düşürülürse kafir askerlerin hepsi geri dönecektir. Kim onu vurursa kendisini dilediği verilecektir. Bunun üzerine Osman isimli bir yiğit ya Allah diyerek tetiği çekti ve düşman kumandanını yere serdi. Ancak ne var ki bu arada kale kumandanı Kara Ali Bey de şehit oldu. Kumandayı o sırada kalede bulunan Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa aldı. Ancak kalede uzun süren kuşatmadan dolayı kıtlık ve susuzluk başladığı için yapılacak fazla bir şey yoktu. Kalede bulunan tarihçi Peçevi İbrahim Efendi durumu şöyle özetliyordu. Sarnıç etrafında hararetin şiddetinden ıslak mermerleri yalayan ve bir damla su için can veren elsiz, ayaksız yaralıların inlemeleri yürekleri sızlatıyordu. Kalenin içindeki durum gerçekten elem vericiydi. Bu arada Yeniçeri askerlerinin ayaklanması her şeyi alt üst etti. Artık teslim olmaktan başka çare yoktu. Aralarında Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa'nın da bulunduğu esirler Tuna Nehri'ndeki gemilere bindirilerek Macaristan'ın diğer şehirlerinden Vişegrad'a götürüldüler. Estergom Kalesi'nin elden çıkması ve orada verilen şehitlerin, hatta orada yaşanan mağduriyetlerin ve kalenin terk edilmiş olması günümüze, nesilden nesile günümüze aktarılan şu türküyü ortaya çıkarmıştır. Estergom Kalesi subaşı durak, kemirir içimi bir sinsi firak, gönül yar peşinde yar ondan ırak, akma Tuna akma ben bir dertliyim, yar peşinde koşar karabahtlıyım, Estergom Kalesi subaşı hisar, baykuşlar çağırır, bülbüller susar. Kafir bayrağını burcuna asar. Akma Tuna akma, ben bir dertliyim. Bu ateşle yanar kara bahtım. Estergom Kalesi subaşı kale. Göklere ser çekmiş burçları hele. Başvezirlik ve kumandanlık görevini tayin edilen Lala Mehmet Paşa, kalenin elden çıkışının 10 yıl sonra bu defa fetih için Estergom önlerindeydi. 29 Ağustos 1605 yılı günü başlayan kuşatma bir ay sürdü ve kale 29 Eylül'de ele geçirildi. Artık yaralar sarılmış, kaybedilen dosta kavuşulmuştu. Estergom Kalesi bundan sonra 78 yıl daha Osmanlı hudut boylarının müdafasını yapan bir mücahit gibi görev yaptı. Kale üstümüzde karabahtların dolaşmaya başladığı günlerde 1683 yılında içimizden silinmez hatıraları bırakarak elimizden çıktı ve bizleri boynu bükük bıraktı. Biz hala o aynı türküyü söylüyoruz. Estergom'u unutamıyoruz, unutmuyoruz. Estergom Kalesi ve Bazilikası'nın hemen yanında böyle şirin bir kafeterya var. Burada çay 1.75, cappuccino da 2 euro. Kesinlikle burada bir mola verip
o eskileri düşünmenizi tavsiye ederim. Şu an Estargon Kalesi'nin ve Bazilika'nın en güzel haliyle görebilmemiz için Tuna Nehri'nin öbür tarafı olan Slovakya topraklarına geçtik. Tuna Nehri Macaristan ve Slovakya için bir sınır oluşturuyor. Şu an bu manzaradan Estargon Kalesi'ni en güzel görebileceğimiz kare burası. Evet, Karabahtlılar Estargon'u gözyaşları içinde düşmana vermişlerdi ama onu geri almaya ahdetmişlerdi.